Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle tam 4 milyon izlenme alan, denendikçe teşekkürler aldığımız, çok çok beğenilen, asla şaşmayan un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. Çok eskilerde kalmış bir video olduğu için güncellemek istedik. Sizlere de yeni bir tarif olmuş olsun. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. 1 su bardağı şekerimiz, 2 su bardağı suyumuz var. Suyumuzu bu şerbet için çok sorular alıyoruz. Su oda sıcaklığında olan bir su olacak. Asla kaynar su, sıcak su dökmeyeceğiz çünkü unu kavurduğumuz için topaklanma yapacaktır. O yüzden şerbetimiz olabildiğince oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ya da sıcak suyla şerbeti hazırlayıp soğutabilirsiniz, soğumaya da alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız, ben tereyağı daha çok tercih ettiğim için tereyağı kullanıyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ kullanıyoruz. Sıvı yağ istediğiniz sıvıyı tercih edebilirsiniz. Gram olarak tereyağının gramajını verecek olursak da 50 gram yeterli olacaktır. Bir su bardağı da unumuz var. Kavurma işlemini hemen geçiyoruz. İlk başlarda kavurma işlemi biraz zorluk verecektir sizlere ama buna aldanmayın. Zaman geçtikçe kavurması daha kolay olacaktır. Tabii bir su bardağı olduğu için daha kolay kavurması. Bu bardak ölçüsünü arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Ama bir bardak ölçü yine 4 kişiye yetecek kadar çıkabiliyor. Tabii mevlütlerde veya bir toplantıda daha fazla yapmak gerekir. Bu sebeple unu kavurması biraz daha zahmetli olacaktır. Ama zaman geçtikçe göreceksiniz videoda da daha kolay bir hal alacak. Yanmaz yapışmaz bir tavada kavursak daha kolaylık oluyor. Ocağımızın altı orta ateşte olsun ki kontrollü kavuralım. Unumuzu yakmayalım. Yanık kokusundan ziyade unun kavrulmuş kokusunun olması çokça önemli. Burada en önemli püf noktalarından biri unun güzel kavrulması. Sütlü kahverengine dönmesi gerekiyor unumuzun. Bu şekilde bırakırsak istediğimiz lezzeti almamış olacağız. Dediğim gibi unumuzun kavrulması çok önemli. Tabii diğer önemli püf noktaları şekerinin oranı, suyunun oranı çok çok önemli. Burada zaman ilerledikçe kavruldukça göreceksiniz kesik bir hal alıyor unumuz. Kesik kesik bir hal alıyor. Bu çok normal çünkü yağ kendini undan bırakıyor artık. Zaman ilerledikçe de renginin döndüğünü görüyoruz. Burada elimizi yakmamaya da lütfen çok özen gösterelim çünkü bu kavrulmuş unun yanığı bir hayli kötü oluyor. Özellikle de şerbeti ekledikten sonra lütfen dikkatli olalım. Özellikle etrafımızda çocuklarımız varsa. Dediğim gibi 4 milyon izlenme aldı ve şaşmayan bir tarif asla korkmadan yapın. Gerçekten ilk defa deneyecek olanlar bile yapabilir. Un helvası o kadar korkulacak kadar zor bir tarif değil. Hatta 9-10 yaşında takipçilerim bile yapıp deneyip olumlu sonuçlarla döndü. Sizlerden de deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Malzeme listesini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Kandillerde, mevlütlerde çok istemeyiz ama cenazelerde sıklıkla yapılan bir tarif. Daha çok güzel günlerde paylaşalım helvalarımızı. Kandillerde yapalım, çokça yapalım, dağıtalım, sevdiklerimizle paylaşalım.
Bu helva ile ilgili sorularınız olursa mutlaka mutlaka bekliyorum. Yorum kısmına lütfen bırakın. Memnuniyetle gördüğüm zaman yanıtlamaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere kremsi bir hal aldı ve çevirmesi de artık çokça kolaylaştı. Dediğim gibi en önemli püf noktalarından ilki kavurmak. Yakmadan rengini güzel bir şekilde döndürmek. Daha sonrası da şerbeti, yani şerbetin una olan oranı. Şerbeti eklediğimiz zaman lütfen korkmayın. Evet, rengini gördüğünüz üzere sütlü kahveye döndü. Artık ocağımızı tamamen kısıp şerbeti de içerisine aktarıyoruz. Lütfen dediğim gibi şerbeti içerisine bıraktığınızda şöyle yorumlar alıyorum. Çorba oldu. Şerbeti içerisine döküp bırakmıyoruz efendim. İyice çekene kadar, tamamıyla kıvamını alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Hemen göreceksiniz kenarlardan, ortadan nasıl kıvam aldığını. Çünkü unun koyulaştırma sıvıyı koyulaştırma olayı olduğu için aslında daha da üzerine ekleseniz çorba halini almayacaktır. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya da hemen başlıyor. Ama bu esnada lütfen karıştırmayı bırakmayalım. Çünkü fokurdadıkça sıçrama olasılığı çok yüksek. Hemen de toparladı. Bu arada şu kavurma işlemi yani şerbeti çektirme esnasında çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok da yakışır. Ben sade yaptım ama sizler ceviz de ekleyip lezzeti arttırabilirsiniz. Şekillendirme konusuna gelecek olursak sıcak sıcak şekillendireceğiz. Soğumasını beklemeyeceğiz. Helvanın en önemli olayı da gördüğünüz üzere kaşık şekli vermektir. Tabii şu kaşık şekli vermek zorunluluğunuz da yok ama tabii görüntü itibariyle bir de alışılagelmiş bir görsel kaşık kaşık dökmek helvayı. Bunu da kayınvalidemden öğrenmiştim. Şöyle bir kaseye sıcak sıcak yerleştiriyoruz ve köşelerinden, kenarlarından kaşık yardımı ile koparacağız şimdi. Evet, gördüğünüz üzere şimdi şöyle kaşık yardımıyla aldığımız zaman budur. Şimdi hep birlikte tabağa servis edelim. Kaşık kaşık alıyoruz ve servis tabağına aktarıyoruz. İnanın bana çok çok kolay. Hiç uğraştırmadan kolaylıkla servis tabağına döküyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu video ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Evet. Bu kadar kolay. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji bir de beğeni bırakırsanız çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.